yaptırmadan önce bir kağıt kalem aldım. Önce bir kare çizdim. İnternetten, bilgisayardan çeşitli dolap çizim programlarını da araştırdım. Baktım ama o şekilde hiç istediğim şekilde konforlu çizim yapamadım. En güzeli böyle kağıt kalem alıp bir kare çizip böyle bir kare çiziyorsunuz. Ondan sonra dolabınız kaç kapaklı olacaksa 3'e böldüm. Dolabımı böyle 3'e böldüm. Daha sonra da üstlere bir raf koydum. Dar dar raflar yaptım. Şuraya da böyle askılık düşündüm. Altına 2 tane çekmece düşündüm. Portmantoyu böyle planlamıştım. Tam bu noktada İstikbal marka portmantom vardı. İstikbal marka portmantomla beraber yukarıda 5'li çekmeceli şifonyerim vardı. İkisini 500 liraya sattım sahibinden.com'da. Böylelikle o da değerlendirilmiş oldu. Portmanto iyi durumdaydı, kaliteliydi. Şimdi burası böyle. Burası böyle boşalmış oldu portmantodan sonra. Bir tam bu noktaya böyle oradan buraya tavana kadar kendi çizmiş olduğumuz, planlamış olduğumuz dolabı yaptıracağız. Kurulum gerçekleşecek. Sürgünü düşündük buraya, beyaz düşündük. Bir tanesi aynalı çünkü evde yatak odasında, portmantoda aynı olması benim için çok önemli. Şimdi temizlik bir şey de yapmadım bu arada. Çünkü bu hafta ev temizlemedim çünkü dolapların kurulumu gerçekleşsin, dolapları yerleştirip öyle süpürüyorum, siliyorum istiyorum. Yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olun. Yorumlarınızı aşağıya bırakın. Çarpabilecek, kırılabilecek şeyleri ayak altından kaldırdım. Bu tarz böyle işler yaparken ortada bir şey olduğu zaman muhakkak çarpıp kırıyoruz. Ve aynı şekilde ayağına takılabilecek her şeyi kaldırdım. Şimdi üst kata çıkalım. Üst katları da dolap yapılacak. Aslında ben bu araya böyle ağaç rengi bir ağaç rengi formantı istemişim. Bakın çünkü kapımın rengi ağaç. Merdivenlerim de ağaç. Merdivenlerimi çok seviyorum. Bu merdivenimle ve kapıyla uyumlu olsun istedim ama eşim bu oda kapılarıyla uyumlu olmasını tercih etti. O yüzden beyaz olsun dedi. Evi daha genç gösterir dedi. Ama inanın ben çok fazla ağaç istedim. Son yıllarda her şeyi ağaç dekoru seviyorum. Bilmiyorum, ağaç bana çok sıcaklık hissettiriyor. Bakın, portmantodan çıkan ayakkabılar nerede? Koyulardı. Aşağı koydum böyle. Yatak odamızı da değiştireceğiz. Yatak odası küçük geliyor. Karşı odayı alacağız. Buraya oturma odası düşüneceğiz. Şimdi bu cebe de bir dolap yaptıracağız. Gömme dolap gibi olacak. Evimizde bu cepler çok kullanışlı oluyor. Daha sonra dolaplarımı planladım. İki tane dolabı alt alta böyle kare çizip planladım. Gördüğünüz gibi raflar ve askılıklar, çekmeceler, askılıklar, çekmeceler ve raflar şeklinde bir tasarım yaptım. Ve daha sonra birçok yerden bu çizimlerle fiyat istedik. Birçok yere sorduk. En sonunda bir yerle karar kıldı. Hepsinin maliyeti bana 7000 lira oldu dolapların. Burada da kıyafetlerimizi bu çekirdeğin üzerine koydum. Üzerine bir çarşaf serdim toz moz olmasın. Hem de görüntü kirliliği olmasın diye. Dolaplarımızın montajı yapıldıktan sonra buradan alıp dolaplarımıza yerleştireceğim. Gerçekten bizim evdeki duvarlardaki şu gördüğünüz cepler, bu cepler çok iyi oluyor. Eşyaları buraya koymak için bir dolap yaptırdığımızda görme dolap gibi oluyor. Evdeki bu cepleri çok seviyorum. Canım o arkandan ışığı da yak. Işığı yak orada. Oktaycığım, sen sana arkanı koyalım oraya. Ha? Öne çekeceğiz, sıkıntı yok. Yok hani şimdi diyorum hani kurmamışken arkada koyalım, kalsın orada. Ama bir daha uğraşmayalım orada, sokmaktan. Parçacık yok, parçacık. Dolaplarımız parça parça geldi, sırayla taşındı. Önce alt kattan portmanto montajından başlıyoruz. Gördüğünüz gibi bu yerdeki portmantonun bazası. Önce portmantonun bazası yere konuldu. Daha sonra yan duvarları takıldı. Sonra ortaya dikmeler takıldıktan sonra
rafları yerleştiriyorlar yerlerine. Yani bu bir nevi kontrol. Bu bir nevi kontrol, dolap düzgün olmuş mu diye. Ondan sonra raflar çıkarılacak ve dolabın arkasındaki sırt plakası dolaba monte edilip dolabı yerine oturtacağız. Dolabın sırtını da monte ettikten sonra artık dolabımızın raflarını yerlerine koyuyoruz. Ve elektrikli matkapla ve şarjlı matkapla raflarımızı vidalıyoruz. Ve şimdi üst kata geçtik. Oturma odası dolabından başladık. Burada da önce baza ve yan duvarlar konulduktan sonra ve üstü kapatıldıktan sonra iki dikme dikildi öncelikle. Dikmeleri de dikip yerleştirdikten sonra şimdi sırayla raflarını koyuyorlar ve bir kontrol yapıyorlar, bakıyorlar dolabımız yerine iyi oturdu mu diye. Ondan sonra bunun da arka plakasının montajı yapılacak. Bu bir nevi yerinde kontrol oluyor. Son ayarlamaları yapmak için dolap yerine tam oturuyor mu diye. Burada ben devreye giriyorum çünkü rafların araları çok geniş. Bunu hep söyledim ve üzerinde durdum. Raflar dar olsun, daha çok saklama alanım olsun diye şimdi onu değiştirtiyorum. İşte herkes bana karşı çıktı, yok öyle olmaz, böyle kolay olur, kullanış olur diye. Tamam da ben de yani hayatımda hiç dolap görmemiş değilim. Nasıl kullanacağım, nasıl kullanışlı olduğunu iyi biliyorum. O yüzden neyse, burada beni dinlediler. Dolapların rafları sıklaştırıldı. Şimdi yatak odasına geçtik. Yatak odasında aynı şekilde baza, kenarlar, üst çerçevesi takıldıktan sonra, çerçeve oluşturulduktan sonra orta dikmeler ve raflar takıldı. Şöyle yana mı böyle patates yapıyoruz? Şimdi aşağı portmantoya indik. Portmantonun rayları takılıyor, sürgülü rayları. Bu üst sürgüsü, aşağıdaki alt sürgüsüydü. Sürgülü kapak olacağı için şimdi sürgülü kapağı takacağız. Evet, şimdi sürgülü kapak takılıyor. Sürgülü kapak montajını görüyoruz, portmantonun. Hop da şurayı kaldırın. En son kaldırın. Önünü takalım. Pantlarını çıkartıyorlar. Krom malzeme görünüyor. Krom çerçeve görünüyor bantlar çıktıktan sonra. Şimdi portmantonun bütün raflarını yerlerine oturtuyorlar. Çıktık. Üst katta da gördüğünüz gibi arka levhanın montajı yapıldı. Arka levhayı da montajını yaptıktan sonra gördüğünüz gibi bu cebe dolabımızı yerleştiriyoruz. En son kapaklar takılacak. Bu da çekmece. Çekmeceyi böyle yapmışlar. Portatif taşınabilir. Yani çekmeceyi çıkartıp ayrı da kullanabiliyorsunuz. Böyle içine takabiliyorsunuz. Ama bu çekmece çok yer kaybı olmuş, iyi olmamış. Ölçüleri alınıyor. Kulpların montajını aşağıda el hizasında yapıyoruz. Ellerimizi tutma hizasında. Çok yukarıda iyi olmaz. Evet. Kulpları biz kendimiz IKEA'dan aldık. Kulplarımızı IKEA'dan aldık. Kapı kulpları bize siyah olduğu için kulpları siyah tercih ettik. Thank you.
bari çok güzel oldu. Çok sağlam, güzel. Elinize sağlık. Çok şükür dolaplarımızın montajı bitti. Dün ustalar gittikten sonra eşime hadi yemek yemeye çıkalım dedi. Çünkü benim bayağı temizlik işim olacak, dolapları yerleştirme işim olacak. Böyle zamanlarda yemekle uğraşmıyoruz. Zaten normalde kahvaltımızı, yemeğimizi hep evde yapıyoruz diyoruz. Çok fazla dışarıda yemek yemiyoruz. Yemek hazırlayıp toplamayla uğraşacak zamanımızı evdeki işlerimize ayırırım diye düşündüm. Akşam yemekten geldikten sonra bütün dolapların içini süpürgeyle süpürdüm. Yerleri süpürdüm ve yerleri bir detayla iki katı da sildim. Şimdi bugün dolapların içlerini sileceğim. Evde sıvı Arap sabunum ve cam silim var. Aslında mobilyaları sıvı Arap sabunuyla da siliyorum. Ama aynalar olduğu için dolaplarda cam sille silmem gerekeceği için cam sille hepsini sileyim diye düşündüm. Önce aynalardan başlayacağım. Aynaları sileceğim. Daha sonra dolapların içlerini sileceğim cam sille. Şimdi böyle tek bir mikrofiber bezle bütün dolapların içini sileceğim. Kurulama yapmayacağım. Yani bezi iyice bu güzelce sıkıp sileceğiz. Ondan sonra kapaklarını açacağım. Bir hem havalanacak hem de kuruyacak dolaplar. Ondan sonra yerleştireceğim. Sadece aynaları sildikten sonra bu cam beziyle kurulayacağım. Aynada leke kalırsa da biraz cam püskürtebilirim. Şimdi silerken bana bir de sandalye lazım. Üstlere ulaşmak için gideyim sandalye getireyim. Aynalarınızdan başlayalım. Bir iki dolapta da önce aynayı sileceğim. Dolapsızlık ne zor şey ya. İki sene kolilerde idare ettim. Çok şükür dolaplarıma kavuştum. Bu üç dolabı da maliyeti ne kadar oldu derseniz 7000 liraya yaptım. Ne olur ne olmaz aynaya çok bastırmıyorum. Eğer dolapta boya lekeleri olursa, çıkmayan boya lekeleri, onları da pamuğa biraz aseton döküp kolaylıkla çıkartabiliyoruz. Küçük bir pamuktaki asetonla bütün dolaptaki lekeleri komple silebiliyorsunuz. Arkadaşlar boyaları da temizlediler, bantları da söktüler. Bana öyle pek bir iş kalmadı. Sağ olsunlar. Çok kibar, centilmen arkadaşlardı. Gerçekten işi bilen, temiz, düzgün çalışan, dün yağmur yağdı, hava sildi. Dolapların montajını yaptık. Diğer günler gibi olsaydı pişmiştik, mahvolmuştuk. Sıcaktı gerçekten. Çok zor olacaktı. Yani Allah yardımcımız oldu gerçekten. Yaklaşık bir aydır çok sıcakları varken de inanılmaz serin, bahar serinliğinde dolap montajı yaptık. Hiç zorlanmadık. Yukarıda 3-4 gün uğraştıktan sonra dolapları yerleştirdikten sonra şimdi aşağıya indim. Bu portmantoyu yerleştireceğim. Gerçekten gardıroplar evdeki büyük bir dağınıklığı topluyor ve o dağınıklığı toplamak yerleştirdik. Şimdi portmantomu yerleştirmeye geçmeden önce ayak altında ne varsa kaldıracağım. Yerdeki halıyı kaldıracağım çünkü ayakkabıları silip silip yerleştirmeyi düşünüyorum. Ya halımız kirlenmesin. Halıyı da yerden toplayacağım. Bir de portmantonun raflarına yerleştirmek için böyle 1, 2, 3, 4, 4 tane raf örtüsü aldım. Bunlar raf örtüsü aldım. İnternetten de baktım. Aslında internetten sipariş edecektim. İnternette de tanesi 8 lira falandı. Ben 7 liraya aldım tüccaciyeden. Bunlar genelde Eva markalı. Eva Kaymaz diye geçiyor şeffaf. Bu raf örtülerini mutfak dolaplarında ve portmantonun raflarında koymak şart. Özellikle şimdi çamurlu ayakkabılar gibi toz toprakta rafları çizmesi, boğulması diye ama üst yatak odası dolaplarında gardıropların içine sermiyorum. Direkt çamaşırları katletiyorum. Zaten yetiştirmeniz mümkün değil. Çok maliyetli masraflı oluyor. Bu bile 7 liradan 4 tane aldım. Bakalım sığacak mı dolaplarımıza. İndirim istedim ama indirim de yapmadı. Dolap tasarımım bu şekilde oldu. Ben burada böyle cebimiz vardı. Buraya gömme dolap gibi oldu. Böyle tavana kadar çıksın istedim. Üstüne böyle bir de taç geldi. Tacı çok sade oldu aslında. Böyle taç istemiyordum. Biraz daha gösterişli olmasını istiyordum. Dümdüz bir şey istemedim. Mesela bakın şu mutfak dolabındaki taçlar gibi istiyordum. Mutfak dolabının taşları daha güzel. Çünkü dolap sade olduğu için taşlar da bir hareket kazansın istedim ama istediğim gibi yapmadılar. Ve
altı da böyle bazalı. Şu baza gördüğünüz yeri sıfır. Yani altı boş değil. Çünkü altı boş olursa yerinden, yani böyle yerinden oynayabilir, sallanabilir, sağlam olmaz diye. Şimdi bu gardırobumuz sürgülü. İki kapı da buradan da açılıyor. Bakın kulpları yok. Parmağımı buraya yerleştiriyorum. Şu noktaya böyle açılıyor. Şimdi burası tam ortadan böldük. Burası askılık kolu. Aslında ben askılığı daha askılık alanı daha dar istedim. Biraz daha şöyle dar istedim. Raf saklama alanı çok olsun istemiştim. Ama işim tam ortadan bölecek falan filan dedi. İşte böyle istedi. Normalde biliyorsunuz gardıroplarda artık askıyı böyle yapıyorlar. Askılıklarla asıyorsunuz ama işim böyle askılık istediği için böyle bir mekanizma getirip böyle askılar getirdiler. Beğendim, siyah bu asma aparatları güzel. Burasına da, buraya da böyle bir şeyler konulabilir üstüne. Sepet koyacağım. Eşim gelince işten çantasının anahtarını koyar. Altı da gördüğünüz gibi geniş çizmeler için düşündük. Bu askının üstüne raf yapmışlar. Böyle çok geniş. Ben ortadan bir kesit daha geçsin istedim ama o istediğimde yaptırılmadım. Ondan sonra böyle daha kullanışlı falan filan dediler ama kesinlikle rafla ne kadar çok bölerseniz o kadar daha kullanışlı oluyor. Daha çok saklama alanınız oluyor. Şimdi böyle artık kapının önüne falan böyle küçük bir ayakkabılık koymayacağım kapının önündeki terlikler falan için, ayakkabılar için. Onları da hepsini burada depolamayı düşünüyorum. Kapının önü temiz olsun. Kapının önüne belki günlük giydiğimiz terlikler için böyle hasır bir sepet alıp kapaklı onun içine koyabilirim. Minik, çok yer kaplamayan. Bakın ayakkabı raflarımız böyle. Bunları olabildiğince sık istedim. Böyle gidiyor. Şimdi bunları örgülerini sereceğim. Şuraya bir iki çekmece düşünmüştük bir şeyleri saklamak için ama çekmeceyi bir tane koymuş. Çünkü şuraya koyarsa burada kapağı takıldığı için koymamış. Aslında bunun üstüne de koyabilirdi ama bunu koymamış. Çekmecelerde böyle siyah kulp da, çekmece siyah kulp takmış. Çekmecenin iç derinlikleri böyle iyi, yeter. Yani bu çekmecelerin de düzenli olması için içine kendiniz böyle kutular koyup bölmeler yapabilirsiniz. Ne kadar bölmeli olursa çok fazla karma karışık olmuyor. Çekmece karışmıyor, daha düzenli duruyor. Mis gibi ağaç kokuyor. Kulaklarımız meyde fesun değil. Şimdi bakalım ben bunu sereceğim nasıl olacak. İyi bayağı sağlam. Şöyle koyarsak yine şöyle kesmem gerekecek. Şöyle bir kesim, böyle bir kesim. O zaman böyle buraya göre keseceğim. Biraz da şurada böyle uzun parça kalsın. Hani ayakkabı duvara çarparsa burası temiz kalsın diye düşünüyorum. Bunlar kaç tane? Kaç rafı sağlayacağım? Tam gelecek mi? İnşallah kesmeden buraya tam oturur örtü. Yalnız hiç kaymıyor gerçekten. Örtü çok güzel. Bunu bu yerine tam ayarlarsam üstü gerçekten kaymıyor. Sapa sağlam oluyor. Mıknatıs gibi yapışıyor. Güzel örtü. Portmantomu da yerleştirdiğim, evi düzene soktuğum, bakın ayakkabıları böyle dizdim. Artık sokak terliklerini, kapı önündeki terlikleri de böyle buralara dizdim. Kapının önüne koymayacağım. Kapının önünde terlik terlikler yığılmayacak. Eşime ve bana terlik bıraktım kapı önü için. O yeterli. Burada çekmeceyi de böyle dondurma kutularıyla düzenledim. İçine böyle bantlarımı vesaire takım takılatlarımı koydum. Buraya montları şimdi yıkıyorum. Bütün montları asacağım. Çünkü dolaplarımda yer olmadığı için buraya asmayı düşünüyorum. Gelen misafirler için de kışın asacak yer olacak. Yine böyle bir sepete ev terliklerini koydum, yerleştirdim. Böylelikle dağınık durmuyor. Daha çok fazla da yer kaplamıyor. Aşağıya da çizmeleri koydum. Burası böyle koca karı yüklüğü gibiydi. Ivır zıvırlarımı mesela boş poşetlerimi koydum.
Çok karışık oldu. O yüzden bu sepeti koyup içine topladım. Biraz daha düzenli oldu. Gerçi eşim hiç beğenmedi bu sepeti. Bunu istemiyorum, bunu kaldır dedi ama beyaz, güzel, şık bir kutu alana kadar böyle dursun. Öbür türlü de daha karışık, koca karı sepeti gibi oluyor gerçekten. Bu KonMari usulü işimi çok usulü düzenleme işimi çok kolaylaştırdı. Ben aslında bilmeden bu KonMari usulünü burada hep uyguluyormuşum. Şurada gördüğünüz gibi dolabımda kışın kullandığımız battaniyeleri, iki tane battaniyeyi dağınık durmasın diye katlayıp buraya koyuyorum. Gördüğünüz gibi KonMari usulü katlama. Bu iki battaniyeyi normalde hayatta buraya böyle düzenli şekilde sığdıramam ama bu şekilde sığdı. Şimdi gelin üst kata çıkalım, dolaplarıma bakalım. Şimdi bu eşimin dolabı. Buraya bu kapak duvara çarpmasın diye şöyle bir mum koydum. IKEA mumu arkasına. Duvarda iz yapmasın diye. Böyle pantolonları buraya astım. Kemerleri buraya. Giymediği takım elbiselerini buraya koydu. Burada da KonMari usulünü çok kullandım. Gömlekleri burada. Bakın kışlıkları da böyle buraya KonMari usulü yine koydum. Böyle rulo yapıp yapıp düzenledim. Kazaklar, tişörtler, böyle eşofman altları. Burada şortlar KonMari usulü. Yine burada atletler. Şöyle bir dolabım vardı, bunu atmadım. Çünkü bu benim çantalarımı düzenledi. Böyle çantalarımı koydum. Çünkü bunları koyacak da yer lazım. Bazanın altını doldurdum da çok fazla. Bazanın altı gördüğünüz gibi çöktü, kırıldı. Bunu da tamir etmemiz lazım. Yani her şeyi ziyan etmiyoruz. Tamir edip değerlendirmeye bakıyoruz. Bakın çarşaflarımı bu şekilde hep KonMari usulü düzenledim. Böyle. Bu şekilde çok fazla yerden kazandım. Yerden çok fazla kazanıyorum, tasarruf sağlıyorum. Bir de böyle çok rahat alıyorum KonMari usulüyle. Dağıtmadan alıp yerine koyabiliyorum ve hepsini görebiliyorum. Her şey bu şekilde dağılmıyor. Yani bu KonMari usulü en fazla çarşaflarda, havuzlarda işime yarıyor. Gündelik elbiseler, tişörtlerim bu şekilde koydum. Gezme tişörtlerim. Tişörtlerim tek KonMari usulü katlamıyorum. Böyle katlamayı tercih ediyorum. Bunlar atletlerim. Böyle sporcu atletleri. Bunlar eşofman altlarım. Bunlar gündelik elbiselerim. Evde ve dışarıda giydiklerim. Şortlarım böyle çekmeceleri. KonMari usulü katlamam. Hepsini daha rahat görüp kullanabiliyorum. Bakınız. Burada gömleklerim ve pantolonlarım. Yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olun. Yorumlarınızı aşağıya bırakın. Uyuzlar, arkasından renklerine göre sırayla gömleklerim geliyor.